yapalım. Evet. Biz arkadaş değiliz. Biz kardeşiz. Evet, evet. Aynı biz şey. Kardeşiz. Yani arkadaşlığın evet. Çok üstünde bir dostluğumuz, arkadaşlığın çok üstünde kardeşliğimiz var. Şu anda Erkan'la ben, kaç sene oldu Erkan? 54 sene oldu. 54 senedir beraberiz. O İstanbul karmasında oynuyordu, ben İzmir karmasında. Onunla beraber 55 sene. Ve ikimiz de genç bir takım o sene seçildik. Avrupa finallerine gittik ettik. Neyse, onlar ayrı. Yani arkadaş kardeşliğimiz o kadar uzun sürelere hitap ediyor. Tabii yine bugün burada Göztepe ve Altınordu'nun kupada eşleşmesi bizleri de mutlu etti. Bu iki büyük tarihi kulüp. İzmir'imizin en köklü kulüplerinden hepsi köklü kulübümüz de tabii Altınordu'la Göztepe'nin birbiri karşı karşıya gelmesi bizi olağanüstü mutlu etti. Ben her iki takıma şimdi oynayacak evlatlarımıza da sağlıklı ve başarılar diliyorum. Ben diyorum ki arzularımız, isteklerimiz birleşsin. Göztepe ve Altınordu'nun gayeleri tek olsun. Dostluk çerçevesi içerisinde giden maçta en güzel şekiller olsun. O bizim zamanımızdaki dostluk çerçeveleri gençlerimize yansısın diyorum. Sahadaki mücadelenin, o yeşil sahalardaki mücadeleden sonra biz ne olursa olsun stadın içinde, maçta ne olursa olsun maç bittikten sonra hepimiz kardeş gibi sarılır. Öyle çıkardık sahadan. Ama şimdi bu dostluğu, bu birlik beraberliği İzmir'de göremiyorum. Ama işte maçta sahada ne olursa olsun Nehir'in dediği gibi mücadelemiz olurdu. Tekmeler yerdik, ben tekme atardım. Hiç. Gün artık Nehir dedi, Halil gelme karşıma atma çalımı vereceğim elini ayağını diye bir espriler yapardı. Ama maç bittiği zaman bir kardeş gibi sarılır maçı çıkardık. Yani İzmir'deki o dostluğun o zamanki başarının en büyük sırrı bunlar. Ben ki çok sert top oynayan bir adamdım. Ve sahanın içinde hakikaten mücadeleyle beraber çok sert oynuyorduk ama sert maçtan bittikten sonra ben Göztepe'ye gidip rahat rahat gezebiliyordum. Nevzat kardeşimin yanına, Halil kardeşimin yanına oturuyordum ve evim de orada bir ara oldu. Öyle bir şey yoktu. O kadar güzellik vardı. Kardeşlik vardı ama şimdi ben maalesef Halil arkadaşımın dediği gibi bunu şu anda göremiyorum. Göremiyorum. Şimdi iki takım karşılıklı oynayacak. Ben çok mutluyum. İki takımı da eski günlerimi yad ederek tribünde ağlayarak maçı seyredeceğim. Halil'e bizim şeyimiz, tavsiyemiz oyun içinde. Maç başlamadan Halil'le ilk topu buluşturduğumuz an mesafe tanımadan kaleye şut at. Çünkü niye? O anda maça gelen Göztepe seyircisi ve hatta futbol severler olağanüstü bir şey, heyecana kapılıp bize destek oluyor. Tezahürata başlıyorlar. Göztepe farklı olarak Halil'in şutundan sonra sahada farklı bir görüntü içine giriyordu. Zaten Göztepe maçında Halil'le çok mücadele ediyorduk. O da hırslı bir futbolcu. Diğer futbolcular gibi kaçacak, yani tekmeden kaçacak bir adam değildi. Anlıyor musun? O da üstüme geliyordu. Ben şimdi başka çarem yoktu. 30 metre, 40 metre vuran adamı eğer ilk anda indirmezsem aşağı problem olacak. Onun için hoca bana bilhassa söylerdi. Dikkat et. Halil senin adamın. Halil şeye gidecek duşa. Sen de arkasından git duşa. Ben bir gün tedaviye gittim. Takım burada kaldı. Orada gelecekler. Orada oynayacağız. Ne oldu falan dedi ya dedi. İşler nasıl dedim. Yorgo beni çok sever İstanbul'dan. Ondan sonra bizim dedi işler çok kötü dedi. Senin dedi o futbolcu dedi Eskişehir'e transfer olmuş dedi. Anladın mı? Orada dedim arada sırada oynamıyor. Kendisi de sakatlandığı için oynayamıyor dedim. Ya dedi işler dedi ondan mı bozuk benim dedi acaba dedi. Hiç kimse gelmiyor dedi ya. Nehir sizde oynarken her zaman dedi 10-15 kişi geliyor dedi. Yolunu buluyorduk şimdi bulamıyoruz dedi. Metin gitti yattı. Doğan yattı. Şey yattı. Suat yattı. Ben şimdi top alarak içeri girdim. Beni bir gördü. Kuzim sana ne oldu? Yunanlıydı. Evet. Dedim hoca baba dedim sakatlandım. Gitti Metin'e döndü. Metin sen benim oğlumsun ama. Veli nimetim geldi. Kalk onu iyi edeyim. Bana müşteri göndersin. Ve beni yatırdı oraya. Hani böyle Bursa genç karması mı? İstanbul genç karması. Antrenmanda bana ne diyor biliyor musun? Onlar ne dedi biliyor musun? İki takım ayrılalım. Kaptan sen bir yere sen bir yere. Ben ilk önce bunu alalım. Tabii. İlk önce bunu alalım. Neden aldın onu diyor. Ediyor tekmeden kurtuldum.